Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıklı şarkının nasıl çalındığını öğreteceğim. 5 akorla çalıyoruz. İlk akorumuz Em, yani mi minör. İkinci akorumuz Am, yani la minör. Üçüncü akorumuz D, yani re majör. Dördüncü akorumuz G, yani sol majör. Son akorumuz da F, yani fa majör. Akorların nasıl asıldığını göstereceğim. Bilen arkadaşlar bu kısmı ileri atlatabilir. Ekranda gördüğü süreyi atlatabilir. İlk akorumuz Em. Orta parmak, ikinci perde, beşinci telde. Yüzük de onun bir altında, yani ikinci perde, dördüncü telde, bu kadar. Diğer akorumuz Am, yani la minör. Yüzük parmak, işaret parmak, birinci perde, ikinci telde. Orta parmak, ikinci perde, dördüncü telde. Yüzük de onun bir altında, yani ikinci perde, üçüncü telde. Bu kadar. Diğer akorumuz D, yani re majör. İşaret parmak, birinci, ikinci perde, üçüncü tel. Orta, ikinci perde, en alt tel, yani birinci tel. Yüzük de üçüncü perde, ikinci telde. Bu kadar. Diğer akorumuz G. Orta parmak, ikinci perde, beşinci telde. Yüzük, üçüncü perde, en üst telde. Serçe de en alt telde. Üçüncü perde, en alt tel. İlk zamanlar bunu uzanmayabilir. Siz basabildiğiniz kadar basıp çalmaya çalışın. Benim parmağım uzanmıyor falan demeyin. Niye uzanmıyor, yapamıyorum. Parmağım kısa demeyin. O zamanla açılıp yetişiyor. Diğer akorumuz F. İşaret parmak. Birinci perdeye full basıyoruz. Full kapattık. Orta parmak, ikinci perde, üçüncü telde. Yüzük, üçüncü perde, beşinci telde. Serçe donun bir altında, yani üçüncü perde, dördüncü telde. Aşağı yukarı. Bu kadar, tamam, ritmimiz bu. Bas telleri vuruyorum, alt tellerde A'ya yapıyorum. Sonra aynı şekilde iki kez daha yapıyorum. Yani üç kez bu hareketi yapıyorum. Sonra A'ya. Ritmimiz bu. Şimdi arpejde o kısımda gösteririm. O ileriki kısımda. Bakın şimdi geldik şarkıya. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her gördüğüm akorda bir tane bu ritmi atıyorum. Yani Em'de A, A, Y, A, A, Y, A, A, Y, A, Y, A, Y. Bir tane attım Am. A, A, Y, A, A, Y, A, A, Y, A, Y, A, Y. Sonra bakın sadece bir yerde ritmi böleceğim. Devamında hep her akorda bir ritim şeklinde gidiyor. Nerede ritmi biliyorum? Bakın bülbüller seni söyler diyor ya. Oraya bakın. Orada ilk baştaki Em'de sorun yok. Orada da bir tane tam atıyorum. A, A, Y, A. Şimdi geldim D, G, F. Tamam, burada ritmi böleceğim. Yani ne yapacağım? Bakın D'de iki tane A'ya atacağım. Hani A, A'ya. Üç tane A'ya var ya. Üç tane A, A'ya var ya. A, A'ya, A, A'ya, A, A'ya, A'ya, A'ya. Şimdi bunun ilk ikisini A, A'ya, A, A'ya'yı D'de atacağım. Yani A, A, A'ya, A, A'ya. İki tane attım. Bir tane G'de atacağım. A, A'ya. F'de de A'ya, A'ya. Bu kadar, bakın D de A A E A A E G A A E F A E A E bu kadar. D de A A E A A E G de A A E F de A E A E E M de yine şey full atıyoruz. A A E A A E A A E A E A E bu kadar, tamam mı? Mantık bu şekilde. Her akorda sadece bir ritim atıyorum. Sadece o kısımda D, G, F'de ritmi bu şekilde bölüyorum. Bu kadar. Yanına da yazacağım. Rahat anlarsınız. Şimdi önce söylemeden sonra söyleyerek çok yavaş çalacağım. Bakın söylemeden çalıyorum. Em'deyim. Şimdi
çok yavaş söyleyerek çalacağım. Sesim için özür dilerim. Bakın EM'deyim. İkinci A'ya da söylemeye başlıyoruz. Tamam mı? Yani A, A'ya sen gülünce. Tamam mı? Bakın hemen girmiyorum. İkinci A'ya da söylemeye başlıyorum. Ona dikkat edin. Şimdi başlıyorum. Bakın şey de yapabilirsiniz. Sondaki A-Y-A-Y'yi hiç yapmayıp orada da A-A-Y-A-Y yapabilirsiniz. Ama öyle çok dümdüz gidiyor. Ben o yüzden öyle A-Y-A-Y yapıyorum sonuna. Bakın bülbüller seni söyler kısmını bir kez daha çalıyorum. Bülbüller seni söyler. Biz dinlerdik gül pembe. Sonra devam. Bakın sen gelince kısmı var ya, üsttekiyle aynı. Aynı gidiyor. Aynı D, G, F'de yine ritmi bölüyoruz. Bakın. Orayı da çalıyorum. Çalayım, göstermiş olayım. Belki şey yapamayan olur. Şeyden giriyorum bakın. Bülbüller seni söyler. Oradan giriyorum. Bülbül. Çok basit değil mi? Sadece D, G, F'de ritmi bölüyorum. Diğerlerinde hep her akorda o üstte gördüğüm ritmi atıyorum. Bu kadar. Şimdi geçsin burayı. Buraya geldik. Burası daha basit. Burada bölme bölme yok. Sadece her gördüğüm akorda bir tane üstteki ritmi atıyorum. Yani D'de A, A'yı, A, A'yı, A, A'yı, 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 E'de de, E'ye geçtim, başa dönüyorum. A, A'yı, A, A'yı, A, A'yı, A'yı, A'yı. Bu kadar. Her gördüğüm akorda bir tane ritim atıyorum. Önce söylemeden, sonra söyleyerek çok yavaş bir şekilde çalıyorum. D'deyim bakın. Re majör. Şimdi söyleyerek çok yavaş bir şekilde çalacağım. Bakın D'deyim. Güz yağmurlarıyla. Bakın isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Tamam mı? İlk başta A'ya A'ya yapmayıp ikinci akorda A'ya A'ya yapabilirsiniz. A'ya A'ya yerine sadece dümdüz devam edebilirsiniz. A, A'ya diye. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? D'deyim ya. A, A'ya, A, A'ya, A, A'ya, A, A'ya. Değişiyorum. Anladın mı? A'ya A'ya yerine bir tane de A A'ya yapabilirsiniz. Mesela atıyorum D'de dümdüz gidin. A A'ya A A'ya A A'ya A A'ya yapın. E'de de gösterdim. Sonu A'ya A'ya olanı yapın. Nasıl oluyor? Bakın D'deyim. A A'ya A A'ya A A'ya A A'ya E'ye geçiyorum. A A'ya A A'ya A A'ya böyle yapabilirsiniz. Full de öyle, o şekilde yapabilirsiniz. Dümdüz gidiyor diye dediğim gibi ben çok şey yaptım. Sonunu A'ya A'ya yaptım. Şimdi çalıyorum söyleyerek çok yavaş. D'deyim. Bakın ne yaptım? Arada sadece A, A'ya yaptım. A'ya A'ya yapsanız da olur. Mesela başını tekrar öyle dümdüz gösterdiğim gibi çalayım.
ne sadece A'da yapabilirsiniz ya ben onu göstereyim dedim. Bu kadar şarkı tamam hep aynı devam ediyor. Dudağımda son bir türkü kısmı var. Orası da şeyle aynı. İlk gösterdiğimle aynı. Sadece D, G, F'de bölüyorum. Yine her rekorda bir ritim atıyorum. Şarkı hep bu şekilde gidiyor. Şimdi arpeji göstereceğim. Şimdi bakın bu arpeji ne yapıyoruz biliyor musunuz? Başka bir arpejde seçebilirsiniz. Aynı mantık ama aynı mantık gidiyor. Hani her rekorda bir ritim atıyorduk ya. Bunda da her rekorda iki arpej atacağım. Tamam mı? Her rekorda gösterdim. Şu yukarıda arpeji atıyorum. Sadece hani D, G, F oralarda ritmi biliyorduk ya. Bunda aynı gidiyor. Sadece D'de bir tane arpej atıyorum. İki tane değil de bir tane atıyorum. Sonra G, F'de bakın 6, 3, 2, 1 yapıyorum tamam mı? Sadece 6, 3, 2, 1 bir tane attım. F'de de 6, 3, 2, 1. Sonra E, M'de aynı gidiyor. İki arpej. Yani ne demek istiyorum bakın anlayacaksınız şimdi. E, M'deyim. En üst sen gülüncedeyim. İki tane şey. Bakın. İki tane attım A, M. İki tane attım E, M. İki tane attım. Şimdi D'de bir tane. G'de 6, 3, 2, 1. F'de 6, 3, 2, 1. E, M'de yine 2 arpej. Bu kadar tamam mı? Sadece G, F'de 6, 3, 2, 1 atıyorum. Tamam mı? G'de 6, 3, 2, 1. F'de 6, 3, 2, 1. D'de de bir arpej atıyorum. Hani her akorda iki arpej şeklinde gidiyor ya. Sadece oradaki D'de bir arpej atıyorum. G ve F'de de sadece 6, 3, 2, 1 yapıyorum. Tamam, yanına yazarım ya. Anda rahat anlayın diye. Şimdi önce söylemeden sonra söyleyerek çok yavaş çalacağım bakın. Şekilde devam edecek. Bir de şeyi çok soruyorsunuz bana. Bazı akorlarda 6'da, bazılarda 5'te, bazılarda 4'te başlıyorsun. Neye göre değişiyor bu diyorsunuz. Bu şeye göre değişiyor. İşte sesin bilmem neyin notalara göre değişiyor tamam mı? Akorlara göre bu değişiyor. Her akorda ya 4'ten ya 5'ten ya 6'dan başlıyorsun. Şimdi hangi akorda bu şarkıda kafanızı karıştırmayacağım. Uzun uzun anlatmayacağım. Sadece bu şarkıda bu akorlarda hangisinden başlamanız gerektiğini söylüyorum. Bakın, E, M, E, M, G, F akorlarında 6. telden basıyorum. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3 yapıyorum. E, M, G, F'de. A, M akorunda, La minör akorunda 5. telden başlıyorum arpej yaparken. D'de de 4. telden başlıyorum. Tamam mı? E, M, G, F'de en üst tel, 6. tel, A, M'de 5. tel, D'de 4. telden başlıyorum. Şimdi söyleyerek çok daha bir şekilde çalıyorum. Kadar tamam mı? Mantık aynı. Sen gelince kısmı da aynı. Aynı şekilde çalınıyor. Şu çaldığımla aynı. Şimdi burayı geçtim. Arpej kısmını biraz daha hızlı geçiyorum. Zaten mantığı diğeriyle hemen hemen aynı diye. Şimdi bu kısım da aynı. Her akorda burada dümdüz her akorda iki arpej atıyorum. Yani D'de iki arpej, E'de iki. Yani bakın. D'deyim. Sadece size bu arpej kısmında ne söyleyebilirim biliyor musunuz farklı olarak? Güz yağmurlarıyla derken hani ritim atarken hemen girmiyorduk ya söylemeye. Mesela bir A'ya yapıyorduk. İkinci A'ya da söylemeye giriyorduk. Burada da hemen girmiyoruz bakın. D'deyim güz yağmurlarıyla. Tamam mı? Güz yağmurlarıyla.
Bakın. 1 gün 6 3 2 1 2 3 2 3 yaparken giriyorum. 2 3 2 3'te giriyorum. Güz yağmurların. E'de yine sustum. 2 3 2 3 yaparken giriyorum. Güz yağmurların. Bir gün göç. Anladınız mı? Bak nerede nereye girdiğime dikkat edin. Bazıları direkt girmeye çalışıyor. Uyduramıyor şarkıya. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İlk başta aynı sesi, aynı şeyi çıkarmayı beklemeyin. Hani sadece çalışmaya devam edin. Zamanla düzeliyor. Yok elim uzanmıyor. Geçerken ritmi kaçırıyorum. Benim parmaklarım kısa diyorsunuz. Parmak kısalığıyla alakası yok. Zamanla parmak aralarınız açılıyor. Daha rahat basıyorsunuz. Daha rahat geçiyorsunuz. İlk başlarda anlattığınız, sorduğunuz her şey normal aslında. Tek yapmanız gereken çalışmak. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Anlamadığınız yer olursa yoruma veya Discord sunucuma gelerek sorabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.